Merhaba arkadaşlar. 4. sınıf İngilizce dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık. 2. videomuzu çekiyoruz. 1. sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki etkinlikleri sırayla birbirleriyle eşleştireceğiz. Ride a bike. Birincisi. Bike dediği için arkadaşlar bisiklet. İkinciye geçiyoruz. Swimming. Yüzmek. Yüzmek arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. İkincisi bu. Evet, sing a song. Üçüncü yerleştireceğimiz şarkı söylemek. Bakın arkadaşlar hep beraber çılgınca şarkı söylüyorlar. Evet, drawing pictures dördüncümüz. Drawing pictures tabii ki de resim çizmek arkadaşlar. Bakın burada özenle çiziyor. Playing chess, satranç oynamak beşincimiz. Evet, beşincimiz gördüğünüz gibi burada. Playing with dolls, bebeklerle oynamak altıncı yerleştireceğimiz. Gördüğünüz gibi burada bebeğiyle oynuyor kızımız. Playing football, yedinci yerleştireceğimiz. Burada futbol oynuyor. Futbol topunu gördünüz. Reading a book, sekizincimiz. Kitap okuyan birisi, bakalım. Evet, bulduk. Fly a kite, gördüğünüz gibi burada uçurtma uçurmak. Dokuzuncumuz. Dokuz burada. Evet, reading a horse, onuncu arkadaşlar. Atımızı bulalım. Evet, 10. da burada. Sonrakine geçiş yapıyoruz. Evet, 2. Tabloya bakarak cümleleri I like ya da I don't like ile tamamlayınız. Gördüğünüz gibi burada üzgün yüzler olduğu için I don't like. Burada da gülen yüzümüz olduğu için I like kullanacağız. Başlıyorum şimdi. A. Playing tennis. Evet, playing tennis'i hemen yukarıda bulalım. Bulduk arkadaşlar. Üzgün yüzümüz olduğu için hemen buraya I don't like playing tennis yazıyoruz. Evet, sonrakine geçiyorum. B. Reading comics arkadaşlar. Reading comics de üzgün yüzümüz olduğu için gene I don't like. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın, burada E harfi koymuşum. Hemen şöyle düzeltelim. Yukarıdan apostrofi. Evet, sonrakine geçiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada watching cartoons var. O yüzden burada gülen yüzümüz olduğu için I like yazıyoruz. I like watching cartoons. Evet, bir sonrakine geçiyorum. Playing chess. Playing chess arkadaşlar, bakalım seviyor mu sevmiyor mu? Seviyormuş. O yüzden sevdiğinden dolayı I like playing chess. Learning English. Bakalım seviyor mu? Tabii ki de seviyoruz hep beraber. Evet, I like learning English. Evet, singing bakalım. Singing neredeydi? İlk baştaydı. Sevmiyormuş ne yazık ki. Sevmediği için I don't like yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıdaki İngilizce olarak verilen kelimelerin Türkçe karşılığını yazınız. Ruler, cetvel. Türkçesi cetvel. Scooter, kaykay. Evet, cartoon, çizgi film. Olmuş arkadaşlar. Red, kırmızı. Marble arkadaşlar, misketimiz. Evet, 15, 15. Direkt 15 de yazabilirsiniz. Fark etmez. Bu şekilde. Window, pencere. Eraser, silgi. Teacher, öğretmen. Climb, tırmanmak. Evet, bakalım. Play, oynamak. 50, 50. Pencil case, kalemlik. North, kuzey. Chess, satranç. Evet, sonrakine geçiş yapalım. Bir sonraki sorumuz 5. Aşağıdaki boşlukları tablodaki sahiplik sıfatları ile tamamlayınız. I have got a dog. It is... I olduğu için arkadaşlar burada my kullanmamız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi buradaki my'ı kullandık.
Sonrakine geçiyorum. You have got a cat. You olduğu için it is your cat. Evet çocuklar, bunu kullanmış olduk. He has got a bike. He olduğundan dolayı tabii ki de burada it is his bike olacak. His'i de kullandık. Evet, sonraki she has got a doll. O yüzden it is her doll olacak. Her doll gördüğünüz gibi burada bunu kullandık. Son bir tane kaldı. It has got a ball. It is its ball. Evet çocuklar. Burada its gördüğünüz gibi cansız varlıklar ya da hayvanlar için kullanıldığı için it kullandık. Kızlar için she de her kullandık. Erkekler için olan he de his kullandık. You da yani sen kelimesi ya da siz kelimesinde your kullandık. I yani ben kelimesinde de benim olan my'ı kullandık. Sonraki soruya geçiş yapıyoruz. Can ve can't var burada. Yapabiliyor, yapamıyor arkadaşlar. Bob nokta nokta play the piano demiş. Bob piyano yapabiliyor mu bakalım, yapamıyormuş. Piyano çalamadığı için can't yazıyoruz. Evet, ikinci soruya geçiyorum. Osman'la alakalı. Play the guitar demiş. Evet, gitar ve Osman gördüğünüz gibi çalamıyormuş. Can't yazıyoruz hemen. Burada çalmak kelimesiyle beraber çalamıyor anlamına geliyor. Yapabilmek, bilmek. Üçüncüye geçiyorum. Ceren. Ceren'imiz play the guitar'da bakalım nasılmış. Çalabiliyormuş. O yüzden de hemen can yapıyoruz arkadaşlar. Tom bakalım neymiş? Tom'umuz ride a horse demişiz. Tom gördüğünüz gibi binebiliyormuş hatta. Binebildiği için can yapıyoruz. Osman play the tennis arkadaşlar. Play the tennis olduğu için tenis oynayabiliyor mu oynayamıyor mu ona bakacağız. Osman oynayabiliyormuş. Hemen o yüzden can yapıyoruz. Ceren'e bakalım. Ceren de arkadaşlar ride a horse. Ata binebiliyor mu bakalım Ceren'imiz. Evet yapamıyormuş. Yapamadığı için de can't yapıyoruz. Can't'i yaptıktan sonra yedinci soruya geçiş yapıyorum. Aşağıdaki kelimelerden boş bırakılan yerleri can't ifadelerinden uygun olanı ile tamamlayınız. I can speak Turkish. But I can't speak German. Burada but olduğu için bir tarafı olumlu bir tarafı olumsuz olmak zorunda. I can play football but I can't play basketball. I can walk yürüyebiliyorum but ama I can't run. Koşamıyorum. Evet, bunu da bu şekilde yaptık geçiyoruz. Doğru seçeneği işaretleyiniz. What is your name? Arkadaşlar kendinize göre cevap da verebilirsiniz burada tabii ki. Hepimiz bunu konuşma metnini biliyoruz. My name is Ali. Evet, tekrar ediyorum. What is your name? My name is Ali burada doğru orada. Bakın buradaki soruyla bunu aynı şekilde yazmışlar. Şaşırtmacı olmasın. Beyninizde diyaloğu kurarken aynı şıkkı işaretlemeyin. What is your name'in cevabı benim adım Ali olduğu için burada hello olmayacak tabii ki de. Merhaba diye cevap verilmez. Good morning, günaydın diye de cevap verilmez. Cümlemizin cevabı bu. İkiye geçiş yapıyorum. To the teacher. Nokta nokta to the teacher demiş. Listen to the teacher. Gördüğünüz gibi burada kulağını işaret etmiş dinle manasında. Üçe geçiş yapıyorum. Five plus one. Yani 5 artı 1. Kaça eşit? 6'ya. Hangi şıkkımızda 6 var? 4, 6 to 10. Tabii ki de 6 doğru. Evet, sonrakine geçiş yapalım. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kırmızı rengin İngilizcesidir? Kırmızı rengimiz tabii ki de İngilizce'de red olduğu için aşağıdaki şıklardan bunu işaretliyoruz. Bu sarı, bu turuncu, bu da pembe. Beşinci soruya geçiyorum. Yandaki sınıf eşyası aşağıdakilerden hangisidir? Kalem arkadaşlar. Burada özellikle kurşun kalem olduğuna dikkat çekeyim. Pencil kurşun kalem demek. Ben ağaca tırmanabilirim. Evet, ben ağaca tırmanabilirim. Cümlesinin İngilizcesi nasıl yazılır? I can sing, şarkı söylerim demek. Şarkı söyleyebildiğini değil. I can climb a tree. Ağaca tırmanabilirim demiş. Evet, bizim şıkkımız bu. I can play the piano.
Piyano çalabilirim. I can swim, yüzebilirim. Evet, 6. soruya geçiyorum. What is this? Bu nedir? Arkadaşlar burada bir bilgisayar var. O yüzden şıkkımız computer. Diğerlerini de hemen söyleyeyim. Notebook, defter, pen, kalem, sharpener, açacak. 8'e geçiyorum. Dünyamızı aydınlatan güneş hangi yönde doğar? Doğmak. Hangi yönden doğuyor arkadaşlar? Doğmak olduğu için otomatikman doğu diye oradan tüyo verelim size. Türkçesini bilmiyorsanız. Doğu da arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yer almış east. Gördünüz mü? Burada north, west, south ve east şeklinde gelmiş. 9. Where are you from? Arkadaşlar burada nerelisin diye soru sormuş. Doğru şekilde cevap vermemiz gerekiyor. I am from Turkey. İlk şıktan doğru şıkkı koymuşuz. Hemen işaretliyoruz. Burada ben yeniden olmaz. Çünkü gördüğünüz gibi I is demiş. I ile beraber kullanılan yardımcı fiilimiz I am. Hepimiz kalıp şeklinde bunu öğreniyoruz. Kesinlikle karıştırmıyoruz. O yüzden bu olamaz, bu da olamaz. Burada I, where are you from diye sorduğu için size sorulan soruya ben diye cevap vereceğiniz için sen diye başlayamaz cevabımız. O yüzden doğru cevabımız A'dır. Aşağıdaki konuşma nasıl tamamlanır? Zeynep, give me your pencil please. Lütfen kalemini bana verebilir misin? Be quiet, sessiz ol. Cevabımız bu değil tabii ki de. Sure, of course, elbette. Excuse me, üzgünüm. No, it isn't. Hayır, değil gibi değil. Here you are diye cevap verdiği için şıkkımız sure. Eğer here you are diye cevap vermeseydi, olumsuz cevap verseydi excuse me olacaktı. Ama burada here you are dediği için B şıkkımız doğru. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, sınavlarınızda başarılar.